Herkese Hollanda'da bulunan Spijkenisse şehrinden merhabalar. Muhtemelen çoğunuz bu şehri bilmiyorsunuz. Burası Rotterdam yakınlarında bulunan 70 küsur bin kişinin yaşadığı ufak bir Hollanda şehri. Niye bu şehre geldik? Çünkü bu şehirde size göstermek istediğimiz 7 adet ilginç köprü bulunuyor. Bu köprülerin hikayesini kendilerini videonun ilerleyen dakikalarında size anlatacağım. Türkiye'den yeni geldik, tatile gitmiştik. 20 derecelerde bıraktık Türkiye'yi. Şu an burada ilk geldiğimizde -1'di indiğimizde Hollanda'ya. Bugün de 3 derece civarında. Zaten su da donmuş gördüğünüz gibi. Evet. Zaten haberler görmüştük. Artık buz kayağı yapılabiliyor göller üzerinde, nehirler üzerinde diye. Aynen. Birinci yani elden görmüş olduk. Birkaç gün daha böyle devam ederse bu nehirlerin üstünde kaymayı çok seviyorlar. Bu ülkede ilk defa bir mimari eser karşısında gözlerim kanıyor. Bu köprülerin hikayeleri aslında Avrupa Birliği'nde birçok ülkede kullanılan parayla, para birimi olan euro ile alakalı. 2002 yılında Avrupa Birliği ortak bir para birimine geçince tabii ki yeni para tasarlamaları gerekiyor. Ve şunu yapmak istemiyorlar. Bu paraların üzerlerine mesela Venedik'teki bir köprüyü ya da Paris'teki bir kapının resmini koymak istemiyorlar. Diğer ülkeler alınmasın diye. Çünkü sonuçta birden fazla ülkeden oluşuyor bu topluluk. Onlar da şöyle bir karar veriyorlar. Avrupa'da ya da dünya üzerinde hiçbir ülkede bulunmayan bazı mimari yapıları yeniden dizayn ediyorlar ve o yapıları para üzerinde resmetmek istiyorlar. Dizayn ettikleri yapıları da Avrupa tarihindeki mimari dönemlere göre seçiyorlar. Mesela paraların ön yüzüne baktığınızda kapı pencere tarzı resimler göreceksiniz. Paraların arka yüzünde de köprüler bulunuyor. Avrupa tarihindeki bazı dönemlerden esinlenmişler dediğimde şu aslında. Mesela 10 euro'nun üstüne baktığınızda Roma stilinde bir köprü görürken 50 euro üzerinde Rönesans stili bir köprü görüyorsunuz. 2010 yıllarının başında da Hollandalılar bunu neden turistik bir olaya dönüştürmeyelim diye düşünüp şu an bulunduğumuz Spijkenisse şehrine bu 7 köprüyü de inşa ediyorlar. Evet, 5 euro, 10 euro, 20, 50, 100, 200 ve 500 euro için bütün köprüleri bu şehre küçücük bir alana inşa ediyorlar. Hepsi de birbirine çok yakın. Birbirlerinin dibine konumlandırılmışlar. Geldiğinizde hepsini bir anda ziyaret etmek çok kolay. Mesela arkamızda bulunan köprü 10 euro'nun üzerinde bulunan köprü. Bu arada bu para biriminin üzerinde bulunan kapı pencere tarzı yapılar Avrupa'daki açıklığı ve işbirliğini vurguluyormuş. Bu köprüler de Avrupa'nın hem kendi içerisinde hem de diğer dünya ülkeleriyle olan ilişkilerini vurguluyormuş. O yüzden köprü, kapı, pencere tarzında yapılar resmetmeyi seçmişler para birimlerinin üzerinde. Mesela bu arkamdaki 10 euro'nun üzerinde bulunan köprü Roma dönemindeki mimariyi temsil ediyor. Ama uzun zamandır gerçekten bu kadar kötü mimari görmemiştik. Özellikle Hollanda'da. Bence bunların bu kadar kötü olmasının sebebi İdareten yapılmış olmaları, ne diyorsun? Yani hani sadece yapılmış olmak için yapılmış gibi. Evet, belki de yani bu kadar kötü gerçekten tek açıklaması budur muhtemelen. Yani hani birileri istemedi mi artık yani hani... Ya tamam yapıldı. Of tamam yapacağız ya falan aynen. Gibi. Ya da işte mesela belki de şunu dediler, bütçemiz bu kadar, bunda ne yapabiliyorsanız yapın, istiyorsanız yapın ve yapmayı seçtiler. Gerçekten güzel değil. Evet yani keşke olmasaymış. Piyasada çok görmeseniz de 500 euro'nun banknotu da bulunuyor. Onun köprüsü de bu arkamdaki köprü. Bunu da gördükten sonra gerçekten buna bütçe ayırmamışlar herhalde diye düşündük. Çünkü gerçekten demir profilleri kesip yere civatayla bağlamışlar. Yandakiler de zaten aynı mantık. Yani normal köprü yapmayla bence bunlar aynı maliyet tutarmış. Bir hikaye katmak istemişler olaya. O hikaye sayesinde de bugün biz buradayız ve siz öğreniyorsunuz onu mesela. Şehir için herhalde ne kadar kötülesek de iyi ya da kötü bir reklam olmuş. Sizlere bu videoda euroların üstünde bulunan köprülerin hikayesini anlattık ve Spijkenisse şehrinde bulunan bu 7 adet köprüyü gösterdik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.